Merhabalar, ben Cansu Bektaş, 20 yaşındayım. Yaklaşık 5-6 senedir halter sporuyla ilgilenmekteyim. 2018'den itibaren haltere başladım. 2019'dan beri de milli takımlarda görev almaktayım. 4 dünya şampiyonluğum, 4 Avrupa şampiyonluğum, Avrupa rekorlarım var. Ve büyükler dünya üçüncülüğüm, büyükler Avrupa şampiyonluğum var. Halter branşı 1896'dan itibaren modern olimpiyatlarda yer almaktadır. Kadınlar ise 2000 yılından itibaren olimpiyatlarda yer almaktadır. Ve ben bugün sizlere olimpik branş olan halterin tekniklerini ve müsabakayı nasıl kazandığımızı anlatacağım. Öncelikle sizlere ekipmanlarımı tanıtmakla başlayayım. Şimdi sizlere halter ayakkabımı göstereceğim. Halter ayakkabısı yüksek topuklu olması gerekir ve kaymaması için de magnezyum sehpasından magnezyum süreriz. Şimdi kemerimi alabilir miyim? Kemeri koparma ve sıkma hareketini ikisinde de kullanabiliriz ama ben sıkmede tercih ediyorum. Ve yarışmalarda 10 santimi geçmemesi gerekir. Şimdi size nasıl taktığımı göstereceğim. Öncelikle tam kemiklerimin üstüne gelmesi gerekiyor belimi ilk kavraması için. Ve olabildiğince sıkmam gerekiyor. Şimdi bilekliklerimi alabilir miyim? O değil. Bilekliğimi alabilir miyim? Teşekkürler. Öncelikle bileklik takmak da zorunlu değil. Ve çok uzun sarmak, bu da aynı şekilde yasak yarışmalarda. Ben koparma ve sıkmada bileğim çok geri gittiği için bunu kullanıyorum. Dizliklerimi alabilir miyim? Teşekkürler. Dizlikleri de, bu da zorunlu değil yarışmada takmak ama kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi dizliklerimi giyeceğim. Şimdi yarışmada kullandığım plastiklerimi saracağım. Öncelikle bunu takmamın amacı barın daha fazla kaymaması, daha sıkı kavramam için magnezyum gibi bir nevi. Ama benim ellerim biraz küçük olduğu için barı tam kavrayamadığımdan dolayı plastik kullanıyorum. Ve bu plastiklerin de bir kuralı var. Etimin gözükmesi gerekiyor. Dışarıdan sardığımda, biraz dışarıda kaldığımda yarışmada o şekilde çıkamıyoruz. Yasak. Bu şekilde plastiklerimi sarıyorum. Bu şekilde. Şimdi halter barını anlatacağım size. Erkeklerde 20 kilogram, kadınlarda 15 kilogram. Daha ince, erkeklerde daha kalın. Şimdi ben size 15'liklerle göstereceğim. O yüzden 20'liği bırakıyorum. Ağırlıklar alabilir miyim? Tekniklere başlamadan önce ellerimin kaymaması için magnezyum süreceğim. Şimdi sizlere yarışmada ikinci hareketi olan silikmeyi anlatacağım. Şu an üzerimde kemer olduğu için silikmeden başlıyorum. Öncelikle barı kavramamız gerekir. Kilit pozisyonda bu şekilde barı tutmamız gerekiyor. Benim ellerim biraz küçük olduğu için tam kavrayamıyorum. Ama her zaman eliniz böyle tutmamanız gerekir. Yoksa kilo elinizden çıkar. Öncelikle barı tutma şeklimi göstereceğim. Silikmede koparmaya göre daha dar tutulur. Ve ellerimiz aynı şekilde kilit pozisyonda olur. Ayaklarım dik karşıya bakıyor. Start alıyorum, belimi basıyorum, omuzları çıkarıyorum ve çekiyorum. Parmak ucuna yükselip kasıktan vuruş yapıp altına giriyorum. Öncelikle buraya geldikten sonra ellerim dar olduğu için biraz elimi genişletiyorum atışta. Nefesleniyorum, topuklara çöküp biraz dizlerimi kırıp iyice buradan yükselip kiloyu itip makas atıyorum. Ve ön ayağımdan toplanıyorum ve sıkma hareketini yapmış oluyorum. Şimdi sizlere koparma hareketini göstereceğim. Koparma hareketinde kemer kullanmıyorum. Çıkarıyorum. Öncelikle barı aynı şekilde silikme gibi kilit şekilde tutmamız gerekiyor. Bu koparmada silikmeye göre daha geniş tutmamız gerekiyor. Öncelikle barı kavruyorum. Sıkı bir şekilde tutuyorum. Daha sonrasında silikmede ayaklarımız karşıya bakıyor. Bunu da hafif çapraza bakacak. Startımı alıyorum. Belim dik. Göğsümü çıkarıyorum. Omuzumu basıyorum. Dik bir şekilde çekiyorum. Buraya kadar kollarımı hiç bükmemem gerekiyor. Dik bir şekilde böyle çekmem gerekiyor. Ve daha sonrasında parmak ucuna çıkıyorum. Kasıktan vuruşumu yapıp çekip altına giriyorum. Daha sonrasında altından kalkıyorum ve kollarımı kırmadan bu şekilde kalkmam gerekiyor. Yoksa geçersiz bir hareket yapmış olurum ve geçerli olmaz yarışmada.
Az önce size gösterdiğim hareketleri yavaş bir şekilde gösterdim. Ve bunları müsabakada bu hareketleri bir saniye içerisinde yapıyoruz. Ve hızlı olmak her zaman çok önemli. Yarışmadan 2 saat önce tartım oluyor. Tartı da bizim her sikletin vücut ağırlığını ölçmek amacıyla mayolarımızla tartılıyoruz. Ve ben şu an 45 sikletinde yarışıyorum. Öncelikle yarışmadan önce ön liste verilir ve herkes bir toplam kilo belirler. Yani yarışmada yapabileceğimiz maksimum kilolar. Yarışmada 3 hakem oluyor ve arkada jüriler oluyor. 2 tane geçerli aldığımızda geçerli kaldırış yapmış oluyoruz. Ama 2 geçersiz bir geçerli olduğunda geçersiz kaldırış oluyor. Bizde koparma, sikme ve toplam ayrı ayrı 3 madalya alınıyor. Avrupa ve Dünya Şampiyonalarından. Olimpiyatta ise tek bir madalya var, o da toplama. Evet, evet. Cansu Bektaş, Cansu Bektaş. 72 kilo Cansu Bektaş Avrupa Gençler rekorunu kırıyor ve 72 kiloyla bitiriyor. Yani toplamda madalya kazanmak İstiklal Marşımızı okutmaktır. O yüzden toplamda madalya kazanmak çok önemlidir. Cansu Bektaş burada 3 madalyayı da topluyor. Koparmada 72, silkmede 90 ve toplamda elde ettiği işte diğer 162 kiloyu kaldırarak burada rekorları üst üste kırıyor. Halter sporu bence güce dayalı ve tabii ki tekniğe. Teknik olmasa gücün hiçbir işe yaramadığı, güç olmasa tekniğin hiçbir işe yaramadığı bir spor olduğunu düşünüyorum. Ve ikisini birlikte birleştirdiğimiz zaman çok güzel yerlerde başarılar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Cansu Bektaş işte burada da kürsünün en üst basamağında 90 kiloyu kaldırdı Cansu Bektaş.